sürme çekmiş gözlerine, kına yakmış ellere. Sarılıp kalmak isterim o incecik bellere. Sürme çekmiş gözlerine, kına yakmış ellere. Sarılıp kalmak isterim o incecik bellere. Aman ne bibe canım, ne bibe gülüm, ne bibe gelsen bana gel. Yüreğime taşlar koydum, ben yoluna baş koydum. Kız Lebibe ben peşinden, koşa koşa yoruldum. Yüreğime taşlar koydum, ben yoluna baş koydum. Kız Lebibe koşa koşa yoruldum. Aman ne bibe canım, ne bibe gülüm, ne bibe gel sen bana gel. Sarı saçına ela, gözüne kurban olsun tüme. Merhabalar. Bugün programı çok değil aslında, biraz ileriye aldık Ramazan dolayısıyla. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Görüldüğü üzere bugün çok değerli 3 tane konuğum geliyor. Kendileri Yağmur Alanlı ve eski adı Royşa. Ama ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanımın yanından yoldalar, birazdan gelecekler. Bu açıdan size bir şarkı daha dinletmek istiyorum. Fahri Özay'dan doğum günü. Bugün doğanlara gelsin. Canımın içi göz bebeğim, gözümün nurusun benim,
kalbimde açan çiçeğimsin. Sol yanım her şeyimsin. Bugün senin doğum günün, güzellikler seni bulsun. Ömür boyu günlerin sevgi ve neşeyle dolsun. Bugün senin doğum günün, güzellikler seni bulsun. Ömür boyu günlerin sevgi ve neşeyle. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm tenimde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Her yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Thank you.
yolla şarkılar deli divane. Şiirler çaresiz, sözler bir çare. Doymuyor bedenim, aç arsız ruhum. Seninle her nefes sevişmelerde. Sevdamla şarkılar deli divane. Şiirler çaresiz, sözler bir çare. Doymuyor bedenim, aç arsız ruhum. Seninle her nefes sevişmelerde. Her yana çim çiçek, gör göğsün bahar. Öptüğüm tenimde sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa. Allanmış kullanmış bir bayram yaşar. Her yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa. Allanmış kullanmış bir bayram yaşar. Allanmış kullanmış bir bayram yaşar. Allanmış kullanmış bir bayram yaşar. Bu güzel insanlar aramızda. Yağmur Alan, Royşa. Pırıl pırıl üç güzel insan. Ama yanılmıyorsam hepimiz akrabayız değil mi? Atalarımızdan dolayı. Yabancı insan yok zaten. Yani buralarda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya, hoş bulduk. Harika görünüyorsunuz ya. Biraz da duygulandım. Gerçekten. Sen de harika görünüyorsun. Ay, teşekkür ederim Cavit Abay. Evet, tanıtalım. Profesörümüz zaten Cavit Atalar biliniyor. Nevzat Hüseyin. Uzun yıllar İngiltere'de kaldınız. Ama Kıbrıs sizin için o kadar özeldir ki öyle. Kıbrıs'a yerleştiniz. Ama siz kendiniz tanıtın kendinizi lütfen. Ben hiç araya girmeden. Buyurun. Ben 50 sene Londra'da yaşadım. Var 20 sene de bir ayağımız orada, bir ayağımız burada. Yani. Harika. Halil'e insanın ailesi neredeyse, kanı neredeyse, toprağı ama neredeyse. Biz Kıbrıs'tan kopmadık. Kopmayız da. Harika. Köyümüzü de severiz. İnsanlarımızı da severiz. Sevmeyenler düşünsün. Olur mu öyle şey? Sarı sevmezsen olmaz. Olur mu? Evet. Abicim, şimdi siz kendinizden bahsedin. Nida-i Şükün. Evet. Yağmur Alan'dan göç ettik, gezdik, tozduk. Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak. Ondan sonra geldik Yedi Dalga'ya. Otururuz oruçta. Ne yapalım? Ama Yedi Dalga bir yanı deniz, bir yanı dağ. Güzeldir. Daha ne? Bizim, değil mi? Bizim yer çok güzeldir bilhassa. Evet, ama Yağmur Alan köyü inanılmaz güzel. Orası da güzeldi. Cennetten bir parça değil mi? Evet. Orası da çok güzel. Hep böyle yazarız yazılarımızda. Cennet, cennet yağmurlan diye ama bilmem cennet. Havası temiz, suyu soğuk, orman suyundan. Evet. Her şey güzel. Bugün yanılmıyorsam tarih göç günüydü değil mi? Evet. Evet. 60, profesörüm. 60. yılımız. Hı hı. 14-17 Mart 1964'te Yağmur Alan'dan göç etmek mecburiyetinde bırakıldık. Hı hı. 21 Aralık 1963'te Rum saldırıları başladıktan hemen sonra Yağmur Alan yavaş yavaş Rum kuşatması altındaydı. Herkesin bildiği gibi Yağmur Alan Kıbrıs'ın en uçra köyüdür. En sulak, en verimli değil mi? En verimli, hı hı. En fazla yağmuru alan köylerden biridir. Hı hı. Rakımı en yüksek olan Türk köyüdür. Rakı, derede rakı. 550 metre deniz yüksekliğinden yukarıda 850 metre köyde. Karşımızda Karlıtepe 1200 metre. Güneyimizde 1400 metreyi aşkın, kış devamlı yağmurlu ve mevsimler ser olarak soğuk olduğu zaman da
çoğu zaman karlı Trodos eteklerinde, Trodos'un batısında olan en batısında olan köy, ondan sonra biliyorsunuz Trodos Sıra Dağları, o Sıra Dağlar yağmur alanından geliyor ve Erenköy'e gidiyor. Evet. Yeşil yağmur alan deresi Pirgo'ya akıyor. Ondan sonra yağmur alan deresinin güne bakan sırtı gidiyor güneye doğru. Yeşilırmak deresi var. Yeşilırmak deresi de akıyor. Ondan sonra bir sırt daha var. Tabii bundan sonraki konuşmalarımızda onu da anlatacağız. Yani Günebakan'dan sırtı aldığınız zaman yağmur alana gidiyorsunuz veyahut da Pirgo'dan, kıyıdan yani gittiğiniz zaman Pirgo Rum köyü tabii şimdi arada orada. Evet. 3 kilometre sonra Süleymaniye, ondan sonra 17 kilometre sonra da yağmur alan. Evet. Ama en yakın köy 17 ile 20 kilometre arası. Kıbrıs'ta başka hiçbir köy yok ve yegane orman köyü. Evet. Yani her tarafı ormanlarla kaplı, bilhassa çam, meşe ve dediğim gibi rakımı en yüksek Türk köyü, soğuk, yağmurlu. Dört mevsim yaşanıyordu değil mi Sayın Profesör? Dört mevsim yaşanıyordu. Yalnız hiçbir Türk köyünde olmayan, daha doğrusu Kıbrıs'ta hiçbir köyde olmayan bir özelliği daha vardı yağmur alanın. Evet. Yağmur alan kışta o kadar soğuktu ki yağmur alan Kasım, Ekim'in sonunda artık seneye göre aşağı yağmur alan dediğimiz Kaparga'ya geliyordu. Bütün keçiler de oraya geliyordu. Kaparga dediğimiz de Kuru Tepe, Günebakan ve Süleymaniye'nin hemen güneyi yağmur alanından çok uzaklıkta. Ama Kaparga'nın yarısı yağmur alan toprağı. Evet. Zaten yağmur alan. Orada şeyleri, hayvanları vardı, mandıraları vardı. Peki o geceyi anlatabilir misiniz bana? Kimden başlayalım? Ne? O göç bir gece aniden göç başladı. 15 Mart 1964. 14-15 Mart. Evet. Evet. 14 tabii 3 gün sürmüştü. Öyle değil mi? 4'e kadar gidebiliriz. 4'e kadar. Peki o anılarınızı anlatabilir misiniz? Nasıl bir duyguydu? Nasıl bir hüzün, acı? Neler yaşadınız o gece böyle gece zifiri karanlıkta? Şimdi aslında zifiri karanlıkta karar alındı. Birkaç kez Yeşilırmak'tan mücahitler geldi ve toplantılar yapıldı. Çünkü şimdi yağmur alan İngilizler tarafından başka bir yere nakledilmek istendi. Bu 1935'lerden sonra bilhassa 50'lere doğru 60'a kadar iki tane orman köyü vardı esasında. Bir yağmur alan, bir de Livadya. Livadya'yı göç ettirdiler ve kilise toprak verdi. Evler yapıldı, para verildi ve göç ettirildi. Aydınköy'e geldi Livadyalılar. Evet. Bizi de Evkaf bir çiftlik verecekti. Yağmur alanlar gelecekti ve kendilerine birer ev yapılacaktı. 50 ev civarındaydı. 250-300 nüfuslu yağmur alan ve aile başına 5000 lira verilecekti ve her çocuk başına da 1000 lira verilecekti. Bu hangi yıl dediniz Sayın Profesörüm? 50'lerde. 1950 yıllarda.
Esasında bu teklif Cumhuriyet kurulduktan sonra da tekrar aynı gündeme geldi. Gündeme geldi. Fakat ne yağmurlanlılar, ne de liderlerimiz, ne Sayın Doktor Fazıl Küçük, evet, ne Sayın Rauf Denktaş hiç yanaşmadılar. Kabul etmediler. Evet. Çünkü yağmuralan Kıbrıs'ın en büyük köylerinden biri. Ve en verimli. En verimli. Her ne kadar bir oyunla gerçek tapulu olması gereken toprakları ellerinden alındıysa da onu da anlatırız vaktimiz olursa. En sonunda 150-200 dönümlük bir yer bırakıldı yağmuralanlılara, Koçanlı olarak. Evet. Ve bu söylediğim meblağ esasında mesela 1960 yılında Londra'da bir evin fiyatı 1000 liraydı. 1000 sterlin. Yani o zaman zaten İngiliz 1960'a kadar kaldığı zaman bir Kıbrıs lirası 1 sterlin eşdeğerindeydi. Evet. Ama 1960'lardan sonra sterlin biraz düştü. Hatta Kıbrıs lirası sterlinden de daha kıymetli olmuştu o zaman. Evet. Yalnız şunu demek istiyorum. Yani 5000 lira verdiği zaman bir aileye, o aile Londra'da en az 5 belki de 7 ev alabilirdi 1956'da. Anladım. Çünkü 600-700 bin. Çok şey ucuz. Her çocuk başına da 1000 lira verdiğinde her çocuğa verebilirdi. Şimdi tabii Londra değişik semtlerinde değişik fiyatlar var. Şimdi Londra'da normal bir ev en az yarım milyondur. Yani normal bir ev. Ha evet. Chelsea'ye gideceksen 2-3 milyondur. Bilmem Southgate'e gideceksen 1,5 milyondur. Woodgreen Turnpike'lerine yani gideceksen. Tabii ki yani bu ülkelerin coğrafyalarına göre fiyatlar da değişiyor. Muhakkak. Evet. Aynen değişiyor. Ve biz buna karşı çıktık ama işte Mart 1964'te Rumlar yavaş yavaş bizi kuşatmaya başladı. Ve eğer bize saldırsaydı Türk köylerine saldırılmaya başladı. Bize yakın köyden gelecek bir yardım yoktu. Eğer haritaya bakacaksak, mesela Yeşilırmak yanında Kurutepe var, Günebakan var, Süleymaniye var veya Süleymaniye'nin yanında Günebakan var. Ama bizim çok uzak. Onların arası 2 kilometre. Bizim aramız 20 kilometre. Evet. Ve çok da sert bizim dağlarımız var. Dereden tek bir yol gidiyor ve karar alındı, bu sefer göçmeye alındı. Bu kadar ısrarla köyde kalmak isteyen yağmuralanlılar köyü bırakmadı. Ben burada bir virgül koyayım ve Nevzat kardeşim anlatsın. Çünkü Nevzat kardeşimin babası sürgün yaşadı yağmuralanda. Evet, Hüseyin Maşera. Evet. Hüseyin İsmail Maşera. Evet. Evet. Ve babam o zaman muhtardı yağmuralanda. Evet. O 1944 civarlarındaydı herhalde. Bizim köyde bir yangın çıkarmışlar. Birileri bize verildi. Hüseyin İsmail yaptı dediler. Evet. Ama bir mesele daha vardı. Ormanlardaki bütün herkesin keçileri vardı. Bizim babamın 1000 tane keçisi vardı her tarafta. Ama o yıllarda keçi sahibi olan insanlar oldukça zengin, varlıklı insanlardı. Zengin değil, zengin ama ne zengini? Mal zengini, para zengini değil. Evet, şimdi yani bizim ihtiyar reddetti. Ben dedi keçilerimi satmam. İngiliz hükümeti bizim ihtiyara teklif ettiler. Bizim köyün dışında Gotchini var, Alubutke var. Siz bilirsiniz. Bütün o bölgeleri vereceklerdi bizim ihtiyara. Evet. Ve karşılığında 9-10 tane evladı vardı. Onu da okutacaklardı. Ama bizim ihtiyar kabul etmedi. Bir yangın sebebinden, bir de bu sebepten dolayı sürgün ettiler.
Dali diye bir köy var. Bu şey tarafında ne dediler o? Dali'ye bir sene sürgün ettiler. Oraya bir bir Rum muhtarının yanına verdiler köyden çıkmamak şartıyla. Orada kalacak. Bir sene orada kaldı. Bu arada bütün ormandaki keçilerini, bütün malını topladılar, sattılar. Hepsini heba ettiler yani. Hiçbir şey de eline geçmedi tabii. Onu vererek derdi, bunu vererek derdi. Hiç almadı, kaybetti. Bir seneden sonra geriye döndü. Hiçbir şeysi yok. Şimdi gelelim şeye. Köyün kaçacağı zaman yeşil ırmaktan devamlı izin geliyordu büyükler. İşte taşıyalım, taşıyalım. Şimdi bana göre Yeşilırmak'ın kurtuluşu için bizim köy kaçırdılar yerinden. Ben öyle düşünüyorum şahsım. Tabii o sizin düşünceniz. Benim düşüncem. Evet. Benim babam kaçmayı istemedi köyden. Bütün herkes en sonunda kabul etti. Bizim ihtiyar yok dedi gene. Bak. Millet başladı taşınmaya. Herkes taşındı, taşındı ikinci gün. Üçüncü günün sonunda artık hepsi gitti, biz kaldık. Bizim de bir... Müthiş hikayeler değil mi? Bizim orada birkaç tane evimiz vardı, kahvehane vardı, eşyamız çok. Bizim ihtiyar bastırmasından tuttu. Varlıklı bir aile. Bir sürü şeyleri vardı. Vallahi biz yani köyden hiçbir şey almadan mecburen zaten bu arada ikinci günün sonunda galiba bizim pusu kurdurumlar ve vurdular bizim Hüsnü dayı vardı. Dayısı. Dayım oluyor. Özgür şey vardı dayı. Sizin son kardeş abi Orhan benim. Ve Veysi abi abin vardı benim. İçinde ve dayı. Mecbur oldular arabadan çıktılar ve dağlardan kaçtılar geldiler evet. Yaşadığımda. O olay olduktan sonra da biz artık kaçmak mecburiyetinde kaldık. Yalnız kaldı artık adam. Evet. Bu defa bütün eşyamızı bıraktık. Yani ben herkes, bu hikayeleri... Şimdi herkes eşyasını alıp kaçtı. Biz hiçbir şey almadan. Hemen hemen hiçbir şey. Çok az bir şey aldık. Peki nereye yerleştiniz? Biz geldik şey... Yeşilırmak. Yeşilırmak'a geldiniz. Yeşilırmak'ta benim abim Musa'nın evi vardı. Orada bizim dünür vardı. Onu Musa'nın evinde vardı, kaldık. Orada. Bizim enişte de bizim yanımızda bir baraka yaptılar. Hemen orada barakada kaldılar. Ama genel anlamda baktığımız zaman zaten yağmur alan köylüleri ya çadırlarda ya barakalarda ya da Yörükköy diye. Yörükköy sonradan mı? Evet sonradan. Ama ilk geldiğimizde biz evet. Oraya yerleştik. Evet. Ama bize öyle vaatlerde bulundu ki Yeşilırmaklılar geleceksiniz. Sizi evimizden çıkarak sizi koyacağız bilmem ne bilmem ne. Hiç bu vaatlerin hiçbir yerine gelmedi. Bir sene falan kaldıktan sonra orada zorluk çekmeye başladık. Herkes bizi evlerden dışarı atmaya yani uğraştılar. Kısacası Allah hiçbir insanın ne toprağını, ne evini, barkını yok etmesin. Evet. Çünkü ve kimseye muhtaç etmesin. Tabii çok mühim. Gerçekten. Çok mühim tabii. Bir Yeşilırmak'ta kaldık. İki sene falan bizim ihtiyar rahatsızlandı. Lefkoşa o zamanlar yollardan Rumlar toplardı. Tabii bizim gençlerimizi. Evet. Bizim ihtiyar bize zaten biz Yeşilırmak'a geldik. Gelir gelmez bizi cephelere gönderdiler. Tabii. En yüksek dağlara. Ben şahsen Limbi diye bir yer var. Mücahitler Tepesi oraya gönderdiler. Evet. Bir haftanın içinde ister inanmayın ister inanmayın Rumlar geldi bize 10 tane bomba, el bombası attılar. Köyden kaçtık hemen akabinde. Evet. Ki o zaman daha öyle mevzeleri basmadı bir şey de yok. Yani bize orada kalan çocuklara hiçbiri inanmadı dediler. Galiba el bombalarını siz attınız. Ki biz gün ağarınca... Zaman kazanmak için. Bunu mu ima ettiler? Yok şimdi orasını Rumlar devamlı gözetlemiş. O gece de bastılar işte bomba attı. Savaşın hangi tarihte güzelliği oldu ki? Savaş yani adı üzerinde felaket. O zaman daha savaş daha başlamadı. Evet. O zaman daha köyler yerlerinden kaçardı. Tabii
bizim taraftan yavaş yavaş başladılar. Başladılar. Bütün köyler başladılar. Orada başladı zaten. Ya biz köye kaçtık. Kaç zaman sonra köyü yaktılar zaten bizi. Evet. Ben şahsen geri gittim. Önce bir iki şey daha ilave edeyim. Taramışlardı. Sonrasında ne yaptılar? Yaktılar. Sonra da ne yaptılar? Dozerlerinden yıktılar hepsini. Yıktılar. 5-10 tane betonda da vardı. Onları da yıktılar. Mayıs ayı. 2 ay sonra. Ama en önemlisi nedir? Yağmur aranı gömdüler. Toprağın içine gömdüler. Evet, kazdılar. Şirolardan kazdılar. Ve bütün tuğlaları, modern şey tuğlalar vardı, demirler vardı falan. Onları örtmeye çalıştılar. Mesela Kemal amcamızın evi... Evet. Babam. Hala daha orada çukurlar bellidir. Tuğlalar hep gömülmüş yani. Hep değil, bazılarını alıp götürdüler. Ben sadece şunu vurgulamak istiyorum size. Bunca yıllık yapmış olduğum işlerimden dolayı ve bunca yıllık okumuş olduğum kitaplarımdan ve haberleri birebir her gün takip etmeme rağmen Yağmuralan Köyü Kıbrıs'ta en meşhur, en çok gündemde kalan köydür. Öyle değil mi? Ama Kıbrıs Türk mücadele tarihinde de çok önemli bir yeri vardır Yağmuralan'ın. Mutlaka. Ama ben şuna inanıyorum ve şunu gözlemliyorum. Yıllar boyu 64'ten, 63'ten, 64'ten günümüze kadar Yağmuralan Köyü, yani Vroyşa, Rumca adı Vroyşa, Türkçe adı Yağmuralan, hiç gündemden düşmedi. Yani nasıl ki bir sürekli bir siyasetçi insan hep gündemdedir ve hep ondan söz ediliyor veya bir sanatçı hep ondan söz ediliyor veya bir bilim adamı hep ondan söz ediliyor. Yağmuralan Köyü aslında bizim o topraklarda doğan, yetişen işte evlatlardan, torunlardan en gündemde kalan ve en çok konuşulan köy değil midir bir profesör olarak? Ama hakkıyla. Evet, elbette. Çünkü Kıbrıs Türk mücadele tarihinin tabii TMT ile başladı 1958'de. Evet. Bu arada çileklere teşekkür etmedim, özür dilerim. Afiyet olsun. Çok afiyet olsun, ederim. İftarını aç. Evet, çok teşekkür ederim. Çünkü Ramazan ayındayız. Güneş var. Evet. Akşama doğru. Atıda. Ama evet. Mis kokulu. Evet. Biliyorum mekanlarınıza evet. Doğru gelmiştir bu koku. Evet işte. O bölge, o yöre insanların el emeği, göz nuru. Evet. Şimdi zaten Yağmuralan'da çilek yoktu. Evet. Ama göç ettikten sonra zaten biraz önce Miday'ı söyledi. Süleymaniye'ye göç etti. Ben de Süleymaniye'ye göç ettim. Annelerimiz kardeşti zaten. Öyle mi? Onu evet, bilmiyordum evet. Şimdi. Ve, sevgili ve Süleymaniye'li dile. Evet. Ondan sonra 5 ay sonra Süleymaniye'den de göç etmek mecburiyetinde kaldık. Çünkü her gün bizi Rumlar karşıdan vuruyordu. Evet. Beğendiler zaten derenin içinde. Cavit tabii denizin derenin içinde 3-4 kişi öldürdüler. Ve onun için mecbur kaldık, oradan da kaçtık, geldik Günebakan'a. Tabii doğrudur aslında, ele aldığımız zaman o yörede sadece direnen, ayakta kalan Erenköy değil midir? Halen bir Türk toprağıdır. Çok çektik. Şimdi esasında şunu söyleyelim. Bizim Erenköy zaten 7 köy, Yeşilırmak'ta gene 6-7 köy. Yani Erenköy'de çünkü... Erenköy diyoruz, Yeşilırmak diyoruz ama Yeşilırmak dediğimiz zaman bunun içinde Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, eski Günebakan, Yörükköy, Kurut ve Yeşilırmak'tır. Doğru. Yağmuralan göçünün sebebi fazla zayiat verilmemesi ve Yeşilırmak sancağına bağlıdır bu 7 köy. Diğer 7 köy Erenköy'e sancağına bağlıdır. Evet. Müdafaanın daha iyi olması için idi. Evet. Ve nitekim öyle oldu. Yani bizim Yeşilırmak, yani işte göçümüz Süleymaniye, Günebakan ve Yeşilırmak'a Yeşilırmak destanının bu kadar meşhur olmasına ve Yeşilırmak sancağının ayakta kalmasının en büyük nedenlerinden biridir.
Çünkü mesela biz geldiğimiz 1964'te Yağmurlan'dan taşındığımız zaman sadece bizim evde 4 mücahit vardı. O 15 yaşında başladım. 16 evet. yaşındaydım Cevdet abim. 18 yaşında Kemal abim. 20 yaşında yürekler acısı. Babam ve babam. Bizim, Nevzat da 4 mücahit benim vardı. Benim kardeşim Münir, Münir bu kadar boyu vardı. Piyade aslında iki ayak geçirdi. Ve nöbete yeşilin nöbete gönderildi. Tabii öyledir ama. Ama o Yağmurlarda başlamadı. Ben bir şey yanarım. Biz başladık. Bugün evet, buyurun. 6 Eylül'de, 5 Eylül'de her sene Yeşil Irmak'ta mücahit şeyleri anma töreni var. Evet. Şehitleri anma töreni. Hı hı. Bunlar o gün Yeşil Irmak'ın bazısı da kurtuluşunun nesi? Yeşil Irmak kurtuluşunun. Kurtuluşun tarih günü mü? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarıyla birleşmesi. Ama Yeşil Irmak denildiği zaman Yağmuralan Süleymaniye Güne Bakan Kuru Tepe. Evet ama benim de değil. Başka bir şey. Tamam, şimdi bu törenlerde bu ilk zamanlarda bence. Ben buradayım. Ben Londra'da yaşarım ama her 5 Eylül'de buradayım. Ne halise. Ve oraya giderim. Takip ederim. Oraya giden insanlar eskiden giderdi. Şimdi yani son birkaç senedir 5 Eylül'de Yağmur Alanı birkaç tane Yeşil Irmak'ta evlenmişler. Onlardan başka onlar bile gitmez törene. Nedeni nedir bilir misiniz? Buyurun. Herkes nutuk atar o sahalarda orada. Evet. Ama o efendim, şekilde düşünmeli. Yok çünkü bu çok mühimdir. Peki. Yeşil Irmaklılar şimdi kahramandır, kurtuldular, şudur budur. Hayır ama Yeşil Irmaklılar hiçbir zaman birisi çıkıp da şimdi efendim buraya Yağmurlanlılar, Gönül Bakanlılar, Süleymaniyeliler'den bahsetmezler. Peki onu biz yaratalım. Bak, biz onu gündeme taşıyalım. Rahmetli abimizdeki geçen sene vefat etti. Ben Allah son zamanlarda hep Allah yanındaydım. Bak bu meseleyi bana hemen hemen her gün, her hafta söylüyorum. Peki onu biz yaratabiliriz. İnsanlar alındı bu meseleden. Fena halde alındılar. Tamam, o zaman Nevzat abicim müsaade et. O zaman biz bunu gündeme taşıyalım ve biz bunu yaratalım. Biz sebep olalım. Olur mu? Ben birkaç şimdi esasında bu konuda Nevzat biraz değişik düşünür. Biz birlikte olarak yani Yeşil Irmak Sancağı diyoruz ama Yeşil Irmak Sancağı dediğim gibi ben her zaman söylüyorum Yağmur Alan Süleymaniye Günebakan Kurutepe sen ve Yeşil Irmak. Hayır, devamlı söylüyoruz. Sen zaten ya. Bakın mesela ben bütün Kıbrıs'ın Yeşil Irmak Sancağı'nın değil en genç personel subayıyım. Evet. Yeşil, doğru. Çünkü Yeşil Irmak Sancağı diyoruz. Ben başka bir soru yönlendirmek yani istiyorum size. Hep birlikte şey yapıyoruz. Ve zaten peki konumuzu biraz değiştirelim mi Sayın tamam, Profesör? Son olarak şunu söyleyeyim. Tamam. Yağmur Alan Süleymaniye ve Güne Bakan zaten büyük çoğunluk Yedi Dalga'ya geldi ve Yeşil Irmak Yedi Dalga Yöneticiler Birliği'ni kurduk 29 yıl önce ve hep Çilek Festivallerini, Veriko Festivallerini hep birlikte yaptık. Ben mesela 22-23 yıl başkanlığını yaptım. Hala daha şey diyeyim. Yani hep birlikteyiz. Yağmur Oranlısı da, Süleymaniyelisi de, Kurutepelisi de, Yeşil Irmaklısı da. Zaten hep birlikte olmasaydık. Bugün Yeşil Irmak'ta olmazdık. Zaten Günebakan'dık. Günebakan evet taşındı ama hiçbir köy yani savaşarak da teslim olmadı. Doğru söylüyorsunuz. Çekildik, ama ben başka ama bir şey söylemek istiyorum. Şey yaparak. Evet. Evet buyurun. Şimdi biraz ödüllerden bahsedelim mi? Evet. Yani mücahitlere verilen plaketlerden biraz o konuyu ama neydi sevgili Nidaya Bici. Madalya. Evet. Sevgili Nidaya Bici'm hiç konuşmadı. Biraz da tamam. Konuşturalım lütfen. Duygularını alalım. O zamanlarda o kadar direndi ki en son bu madalyalardan birer tane verdiler mücahitlerimize. Evet. Ama biz o kadar savaşın içinde savaştık. Bize bir gazilik belgesi verilmedi. Hala şimdiye kadar. Hala. Yani onu
Evet. Sayın Profesörüm ele almak şimdi zorunda. Tabii ki bu hükümetin şeyidir. Burada Nida'nın söylediği. Şimdi malul gazillik diye bir şey olabilir ve bütün mücahitlere verilebilir. Sadece bizim yaralananlara gazilik unvanı verildi. Evet, yaralananlara. Yani yaralı olanlara. Çünkü Nida'yı en fazla mücahit yapanlardan biridir. Kaç yıl yaptınız efendim? Ben işte 63'ten 64'ten şu başladığı olaylar 78'e kadar askerdim. Yani 15 yıl. 15 yıl mücahitlik yaptı. Evet. Babacığım nur içinde yatsın 11 yıl yaptı. Nur içinde yatsın yine canım abim Veysel abicim. O da 11 yıl yaptı. Evet. Ama ona madalya verdiler. Abime verdiler. Profesörüm aradı. Dedi ki Orhan abime vermemişler. Ve de babama inşallah alacağız. Şimdi mücahitlik yapan herkese, herkesin hakkı var, madalya verilsin. Esasında her iki Nida'yı da Nevzat'ta aldı madalyalar. Güzel. Ben bu yıl aldım. Aa çok güzel. Keşke madalyaları da getirseydiniz. Yani, şimdi şöyle diyeyim. Yani müracaat gerekirdi. Şimdi müracaat değil, sadece kimlik kartıyla verilebilir. Şimdi ama o belirli bir süre içerisinde o, yani erken veya geç verilmesi, ama gazilik unvanı tabii. söyledi. Onu konuşalım. Onu hükümetin düşünmesi lazım esasında. Mutlaka da. Çünkü dediğim gibi size, ben mesela 5 yıl mücahitlik yaptım. 5 yıldan sonra terhis edildim ve Türkiye'ye, üniversiteye burslu olarak gönderildim. Zaten o dönemlerde Cavit abicim, bir profesör diyorum size, bir sonuçta benim abilerimsiniz ve kan bağlarımız da vardır. O yıllarda zaten hep boş beyinle gidiyordu Kıbrıs gençleri eğitim almaya. 2 yıl lise bitiyordu. 2 yıl askerlik yapıyorlardı ve o boş beyinlerle üniversiteye gidiyorlardı. Ama o kadar böyle beyin güçleri geniş. Hani bir laf var derler ya, acıların sonunda çok büyük başarılar elde edilir. Veya en büyük patlamalar olur o ülkede. Gerek insanlık bazında, gerek sanat, gerek tıp. Haliyle sizler de 2 yıl boş beyinle eğitim görmeye gidiyordunuz. Ve bugün kendi dallarınızda. Şimdi aslında boş beyin değil. Şimdi bizim, yani şimdi bir üniversite var, bir hayat üniversitesi var. Şimdi biz, evet doğrudur. Mesela 5 yıl ben, bizim arkadaşlarımız gündüz liseye giderdi, gece nöbete giderdi. Bütün sancaklarda 11 sancak var. 11 sancağın 9'unda 2 sancakta gitmezdi. Evet. Onlar da biri Yeşilırmak sancağı, diğeri Erenköy sancağı. Çünkü bizim gece gündüz askerlik vardı ve istemedik. Çünkü bizim 1964 Mart ayından Mayıs ayına kadar Türkiye'den Kıbrıslı öğrenciler, oradaki üniversite öğrencileri ve Londra'dan bazı gönüllü arkadaşlarımız geldi, gençler. Ve bunların 562 tanesi Erenköy çıktı. Evet. Bunların 40 tanesi de, 39 tanesi de Yeşilırmak'a geldi. Ve Yeşilırmak'a bizim Mayıs ayında gelmişlerdi. Haziran, Nisan'ın sonunda, Mayıs'ın başında. Ama onlar 26 veya 27 Ocak 1966 yılında Ksero'dan gelen bir gemiyle Türkiye'ye geri gittiler. Evet. Onlar geri gittiğinde Erenköy'de ve Yeşilırmak'ta olan, o zamanın vaktinde, işte bizim dediğim gibi sana 1965'te 565 mücahidimiz vardı. Evet. Onlar da 39 taneydi. Yavaş yavaş azaldı. Bazıları ayrıldı.
Yani ve önemli yerlerde, işte dallarda, evet, ki bunlar sıvaydı, görevlerde bizler kaldık. Evet. Ve biz hiçbirimiz ne Erenköy'de ne Yeşilırmak'ta biz de liseye gideceğiz demedik. Evet. Tabii siz de bileceksiniz. Elbette. Yeşilırmak'ta ve Erenköy'de ortaokullar açıldı. Tabii ki. Türkiye'den gelen veya burada liseyi bitiren arkadaşlarımız ders verdi. Ama biz mesela ben 63'te ortaokulu bitirdim. Cevdet abim lisedeydi. Liseye gittiğinde 12 lira duhuliye ödeyeceksin. Ayda 12 lira da yurtta ödeyeceksin. Babam bunu veremeyeceği için ortaokulu birincilikle bitirmeme rağmen sana da okul sınavlarına katıldım. Evet. Lefke'de 300 kişi katıldı. Kaçta? Ne zaman? 1963'te. Sanat okulu sınavlarına. Allah'ım. Ve ben ortaokulu bitirenler. Evet. Ve ben ve birinci geldim. Abimle aranızda birinci siz yaşıttınız değil mi Cavidan? Ortaokula yazıldım. Siz abimle yaşıttınız değil mi Veysi evet, abimle? Veysi benden evet, birkaç ay büyüktür. O evet, 47 doğumludur zannederim. Kasım gibi olabilir. Ben Şubat 48 evet, doğumluyum. Biraz ara verelim. Bir şarkı gelsin. Ve ben diyorum ki bu bölümde de tekrar farklı şey. Yani yine Yağmur Olan'ı konuşalım. Bir neden bir piknik bugüne kadar köylüler olarak neden hiç yapmayı düşünmedi? Ve o dönemin gençleri benim içimde çok büyük yaradır bu. Onlar İngiltere'ye göç etmek zorunda kaldılar. Avustralya ve daha bilmediğim ülkeler varsa beni doğrulayın. Güzel bir eser gelsin yönetmenim. Thank you.
uzak uzak. Uyan Halim, Halim uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasına dayanmaz. Uyan, uyanmaz olur. Yedi bıçak yarasına dayanmaz. Nevzat abicim, nur içinde yatsın, Salih abim şehit düştü. Onu biraz böyle konuşalım, yad edelim, analım. Çünkü bunlar bizim en büyük görevlerimizdir. Salih, şehitlerimiz, Salih'ten bahsetmeyelim. Bir dakika, evet. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasa biz bugün bu topraklarda var olmazdık. Evet, exactly. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Bak Facebook'larda hep bir nakaşa yaparız bazı insanlarla. Evet. Bu olmasa, şimdi bizim bir akrabamız var Alper. İsmini de söyleyelim. Salih Hüseyin Maşera. Salih Hüseyin, evet. Maşera, tamam. Nur içinde yatsın. Şimdi benim abim 14 yaşından beri TMT'de yazılmış Yeşil Yağmur Alanların en genç mücahidi idi. Ve o Arubutya ve Goçini'de kamplar kurulduğunda 1958'de orada da eğitim gördü. Evet. Türkiye'ye gitti, geldi. Bu yani çok önemli bir mücahit. Milliyetçi bir insan hiç zannetmem. Var çok milliyetçi ama onun gibi hiç zannetmem ben. Evet. Şimdi Türkiye'ye gittiler, geldiler, şudur budur. Ama ben Yağmur Alan'da da tabii ben okullara gittiğim için çok da kalmazdık köyde. Onun için o kadar bilmem. Yalnız bizim bazı köylüler vardı, şu eğitime giderlerdi, gelirlerdi. Biz dışarıda yatırdık yazları. Hı hı. Orada daşçık falan atarlardı, alırlardı. Yani benden 3 yaş daha büyüktür. Yani ben 15, evet. O da 18, ama ben 12. Ama hepiniz çocuktunuz abi. Ya çocuktuk ama biz çocuk değildik. Biz doğuştan beri, 7 yaşından beri biz yani her şeyi yapan insanlarız. Şimdi yani, bir şey söylemek istiyorum. Siz çocuktunuz, aslında nüfus kağıtlarınız çocuktu
Ama olgun insanlar kadar çok büyük, boyunuzdan büyük işler yapardınız. Yani boyunuzdan çok daha büyük işler yapardınız. Muhakkak. Onun için yani şimdi şimdi benim abim çok milliyetçi olduğu için yaşılıma geldik. Evet. Komutanın yanında komutan vardı orada, aslan komutan. Devamlı onun yardımcısı gibiydi evet. Yani. Orada senelerle Lefkoşa'ya şura bura gönderilirdi. Hı hı. O gizliye bıraktı. O bilmem nedir, bilmem nedir. Ama ben onun kardeşiyim, 3 yaşta ufağım. Bir ara beni dağlara gönderdiler ilk geldiğimizde yaşıma. Sonradan karargahı aldılar. Evet. O dallar vardı falan. Ben de Şevki'nin yardımcısı dal 4'teydik. Dal 4'teydik. Bir yaşa dağıdırdık. Şimdi orada ben çok şeyler gördüm. En sonunda bizim rahmetlinin arabası, Peugeot bir arabası vardı. Bozuldu. Şimdi ben sanal okulunda motor üzerinde eğitim okudum. Aldın. Bizim köylü var bir tane Enver Hamit, Enver Niyazi. O da burada tamirciydi. Bizim abimin arabasını karargâhtan aşağıda makinasını indirdik tamamen. Ben evet. Ve bu çocuk astık makinayı ağaca oraya. Bütün şeyleri, pistonlarının bazı kısımları değişmek isterdi. Evet. Ama Rum kesiminden gelmesi lazımdı parçalar. O zaman getirirlerdi gene de. Yalnız 300 Kıbrıs lirası isterdi. 300 Kıbrıs lirası getirsin ve parçaları biz takacaktık. Tamamlayalım arabayı. Evet. İnanın bana o makinayı astık ağacın üstüne 3 ay kaldı. Bizim aslan komutan hemenden Süleymaniyeli şey vardı, bijosu vardı, neyden işte? Abdurrahman. Onu aldı yanına, o yapardı bu defa şeyini. Bizim sadık karargâhta kahvehane vardı, nedir o, gazino, yiyecek falan, onlara bakardı. Lefkoşa giderdi gene bu gizli gizli işleri uğraşırdı. Ondan sonra bunlar oldu, araba kaldı. Evet. Bizim arabayı unuttular. 3 ay kaldı aslında. En sonunda ben tepelerde isyan ederdim bazı çünkü gördüğüm şeyler hoşuma gitmezdi. Rumlar yanaşırdı bize, vururlardı bizi. Yani biz hayattayız bugün yani şeydir yani bir mucizedir. O bir mucize yani. Doğru. Yani kaç defa bizi daraldılar, kaç defa bizi kulaklarımızdan şeyler geçti. Neyse bu şeylerden sonra baktım. Bir gün geldim eve, bizim kardeş abim getirmiş tekerleği, büyük tekerlek, arabaların büyük tekerleği vardı, orada tak tak vurur. Ben takip ettim, bir şey demedim. Biraz sonra, birkaç gün sonra tekrar, vallahi en sonunda merak ettim, çatladım dedim. Ya sen nedir yaptın? Akşam istiyorsan giden Ahmet Kedi vardı. Alın tekerleğini, getirin Gufo'nun evine, orada açan, ne yarabı? Baktım, tekerleğin içinden eşyalar çıktı. Şudur, budur, evraklar falan. Yani benim abim ne yaptı bilirsen, bir ufak tabancası vardı. Ben onu yakalayınca çekti tabancayı, benim alnıma dayattı. Dedi bana, sakın bir şey deme, seni vururum. Bak. Yani kısacası, Kıbrıs Türk'ü kolay gelmedi bugünlere. Değil mi? Neyse. Şimdi bunları yaptı. Gitti mecburen komutana söyledi. Evet. Komutan beni denemek için ne yaptı? Beni de deneyecek ya şimdi bir yakaladım bir şeyler. Casusluk oluyor. Çok şeyler var. Evet. Komutan beni Lefkoşa'ya gönderdi. Bana bir mektup verdi. Falancı yere gideyim ben dedi. Gittik yani. Ondan sonra itimat ettiler bize. Ama bizim arabayı orada kaldı Salih'in. Evet. Tamir etmedi. En sonunda ben 1968'de kaçtım yaşanmaktan. Biz Türkiye'ye tahsile gidiyorduk. 10 arkadaştık. Lise ve sanat okulu bitirenler. Evet. Ben sanat okulu bitirdiğim için
Bir de Mehmet Ali vardı. Mehmet Ali elektrik bölümündeydi. Ben evet. motor bölümündeydim. Vallahi benim 9 arkadaşım, 10 kişi bizi Musanam'a gelirdik, aşağı giderdik. Çakmak vardı. Çakmak bir yanı sıyırtıyla hometi hazırladı. Tavukları falan makarına gelecek yerine bindik Musanam'a basan. Geldik. Omurfa'ya geldik. Dere geçerdik böyle. Dereyi geçerdik. Polisler bastı bizi. Hepimizi aldılar götürdüler içeriye. Hepsini aldılar, dağıttılar, hepsi kayboldu. Evet. Ben orada kaldım. Ne halıysa bana hiçbir şey sormadılar. Bir saat, iki saat sonra hepsi geldi, bindik arabaya geri köye. O sizin şansınızdı abi. Efendim? O sizin kendi şansınızdı yani sizin tamam, orada şansınızdı. Kalmanız. Benim bu arkadaşlarım hepsi Türkiye'ye gitti. Evet. Yani hep beraber onu aldık gidiyor. Benim diplomam hala da Türkiye'de yolladılar. Evet. İstanbul Teknik onu Üniversitesi. Onu söylemiştiniz orada bir kaldı. Toplantıda. En sonunda komutan diyor bana sen Nevzat kalacaksın. Gelen seni attık. Çünkü doldu kadro almazlar. Evet. Kaldım. Bir sene daha kaldım. Baktık olarak hiç değil bu iş. Ben nereye gideceğim? Tahsilim yarı buçuk kaldı. 5 sene ara verdik. Evet. Ben mecburen kaçtım oraya gittim. Abi bu dedim. Peki bir soru yönlendirmek istiyorum. Londra'ya göç ettiğiniz yıllarda mutlaka orada da çok acılarla karşılaştınız. Bugün inan bana benim vücudum tamamen romatizmadır. Yani görme beni böyle. Ellerim, ayaklarım, ötürüm. Nereden? Biz burada o dağlarda gece gündüz bekledik ya. Bir de Londra'ya gittiğimizde Bodrum'da yatırdık. Evet. Bodrum'lar da buz. Kaloriferi yoktu o zaman. Malum zaten Londra havası. Ben gittiğim zaman da kalkardık sabahtan biz İngilizce öğrenme için İngiliz okullarına girdik. Çıkardık dışarı. Potin aldık. Buraya kadar böyle içi yünlü. Evet. Gar vardı bu kadar. Çünkü gar. Çünkü soğuk. Güneş de buna hiçbir şey yoktu. Çıkardık. Evet. Bastova'yı dedik. Beklerdik orada. Saatlerle bas alacağız. Gidecek okula. Ondan bitireceğiz. Döneceğiz. Restoranlarda falan çalışırdık. Yani kısacası yani, bin bir sıkıntılardan bugünlere geldiniz. Evet. Peki Nidai abicim sen ne söylemek istiyorsun? O zor günlerden geldiniz. Vallahi çektiğimizi bizim bir Allah bilir, biz de biz. Yani işte dedim, yani 63'ten 78'e kadar şimdi, dağların başında gece gündüz. 2024'teyiz değil mi? Ya. 2024. Ya. Kolay değil. Tabii, ama elbette. Sağ olsun ana vatanımız 74'te barış harekatını yaptı. Ve kurtardı bizi. Yoksa biz kalaydık öyle. Ben Yeşilırmak'ta tabur komutanı vardı. Sancakyedi önce sonra tabura düştü. Lefke'ye bağlandık. Hı hı. Tabur komutanı dedi bana Allandurveri'de çıkalım Bademli köy dedi. Bakalım ne var ne yok. Çünkü kaçtı Rumlar. Evet. Ömerli'yi de aldılar. Gittik orada tam virajın yanında şu çeşme vardı. Bir ihtiyar bir daha koca karı vardı. Dedi bana ben Rumca bildiğim için sor genleri dedi bana bakalım nereye gitti bu halk hepsi. Sordum dedim gene Türk komutanı sorar nereye gitti bu halk. Kaçtılar oğlum kaçtılar gittiler yukarı Gamboç'a Kisra'ya der. Hmm. Ben bilirim o yerleri de oralara da gittim. Evet. Dedi bana komutan sor geni bakalım Yeşilırmak düşseydi bize ne yapacaktılar? Söyledim gene. Türk komutanı sorar dedim Yeşilırmak düşseydi ne yapacaktınız? Bütün gençleri diyor dozerlerinden canlı canlı gömecektiler. Kadınlar şiş hazırladı ha böyle de yapar. Kadınların ve çocukların gözlerini oyacaktılar diyor. Söyledim komutana. Vay dedi bize bunları söyler. Söyler komutanım dedim. Çünkü Murat'a sandallarda da aynısını yaptılar. Bize de aynısını yapacaktılar. Onun için şükürler olsun Allah'a. Şu ana vatanımız harekat yaptı ve kurtardı bizi. Zaten Türkiye'den gelen bir komutan vardı. Arslan komutan biraz önce bahsetti zaten Nevzat'ta. Evet. Alırdık çimento, demir, nice ev yapacaktık. Kum çakıl, kumlu denizde siz vardı. Siz mevzi mi yapardınız? Yaptık. Bütün Yeşilırmak bölgesinin çepeçevre emniyetini beton mevzi yaptık. Aa. Birinci hat, ikinci hat.
O mevzilerin sayesinde kurtulduk biz ve düşmedik. O mevzilerin sayesinde. Ama bakıldığı zaman haritaya çok yüksek tepelerdeydi zaten mücahitlerin nöbet bekledikleri, evet, dağlar. Evet. Değil mi? Savaş yüksek, tepesi, sivil Volkan tepesi. Tamam ama sen bileyim mi kaç defa baskın yaptın onlar sivil, o tepelere? Mutlaka. Sivil halkta kalmak için kadın ve çocuklar mağara kazdık. Yani Rumlar bizi saldırırsa hep şeye, evet, tesisimizi de işte o zaman mor harfleri inanıydı. Hep mağaraya koyduk. Hikayeler. Öyle kurtulduk. Evet. Yoksa evet, zor çekeceydik. Çok tabii ki askeri disiplin yoktu ama yani bizim yağmur alandan göçümüz de bir nevi askeri bir taktik oldu. Evet. Ve geldik. Yalnız bazı konularda daha dikkatli olabilirdik. Dediğim gibi Süleymaniye'den göç etmek mecburiyetine kaldığımızda 28 Ağustos 1964'te ben iki abim ve babam Kartal Tepe'ye gönderildik, evet, dördümüz de. Ve esasında başka başka tepelere göndermemiz lazım. Mesela biz o zaman iki ay Tayakkuz'daydık. Hiç aşağıya Günebakan'a inmedik. Günebakan'a taşıdık annemi ve kız kardeşimi, evet, Fikriye ablamı. Ve onlar harnıp altında kaldılar. Ay. İki ay. Tek ki babam çam kesti. Yeşilırmak'ta Kazım Başı'nın makinesi vardı. Tahta yardı. Ve ondan sonra bir baraka yaptı. Ondan sonra bir baraka daha yaptı. Evet. Ve onun içerisinde kalıyorduk. Bir de şunu söyleyeyim. Ben ondan sonra 5 ay sonra Savaştepe'ye tayin oldum. Evet. Kemal abim, Cevdet abim onlar da karargaha tayin oldular. Ondan sonra Mayıs'tan sonra ben de yine karargaha dal bir yardımcısı olarak 17 yaşında tayin oldum. Evet. Ama karargahta Ramazan'ın evi karargahtı o zaman. Hep çadırlarda kaldık. Evet. Hep yan tarafında çadırlar vardı. Peki yiyecek ondan nasıl sonra bulunuyordu? Kızılay tarafından Kızılay veriliyordu. Tarafından. İki gün önce de Kızılay başkanını ziyaret ettim. Evet. Deprem konferansı yapıyoruz gelecek hafta Cuma zaten günü. Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi o konuda şey yaptı. Ha bir de onu söyleyeyim, zaten yağmur alanda ben yaşadım 1953 depremini. Evet. Ve o günden beri depremle ilgilenirim. Mesleğim icabı da üniversitede de 30 yıldır depremle ilgilenirim. 3 yıl önce de çok iyi bir karar verdi Cumhurbaşkanımız, Deprem Komitesini kurdu. Evet. Ve Deprem Komitesi sıcağı olarak da çok fazla sıcağı sıcağına Fahri Özay ile programda zaten ağırladık. Evet. Değil mi? Hatta ben size dedim ki geçen sene, evet, sen sosyal programlar yapıyorsun. Evet. Bu sosyal bir program değildir. Evet. Hayır dedin. Ben her bütün şeyleri yaparım. Yani ben gündemde ne varsa tabii ki, evet, çünkü çok şükürler olsun Allah'ıma. Çok izleniliyor programlar. Programlar çok seviyelidir. Birbirinden kıymetli konuklar ağırlıyoruz burada. Ben iki öğreniyorum gelen konuklarımdan. Bir öğretmeye çalışıyorum yine kendi programlarımda ve köşe yazılarımda. Allah'a şükürler olsun. Biz seninle gurur duyuyoruz. Ay, bir yağmur alanının zaten ben sana daha önce de telefon ettim. Sağ ol. Bugün dedim bir yağmur alanının programına gidelim. Ay, çok teşekkür ederim. Bugün biz şimdi Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik yağmurlar olarak. Gelemedim. Ve sen gelemedin maalesef. Hatta Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Evet. Program dolayısıyla gelemez. İftar olduğu için, yoksa iftar olmasaydı gelecektin. Evet. Ama o şekilde ayarladık şimdi, ki gelip hem gidilmesin. Hem Ramazan hem de biz programı çok öne aldık aslında bugün. Biz eskiden 5.30'da yapıyorduk programımızı. Tabii. Ramazan dolayısıyla, çünkü bizden sonra bizim
kendi imamımız gelecek. Burada yine tabii bir söylem vardır, bir program vardır. Halil'i biz öne çektik. Sizin de söylemiş olduğunuz, yani Sayın Cumhurbaşkanımın vermiş olduğu saat bana mümkün değildi ki siz de zaten geç geldiniz. Ben de geç gelmiş olsaydım programı kim açacaktı abiler? Evet, evet. Değil mi? Ama ben de kırdım, biz de geldik yani... En iki dakika falan, hayır, hayır, iki buçuk dakika. Hayır, 10 dakika. Hayır, iki buçuk dakikada biz dinledik. Çok güzel eserler koydun ama. Dinleyiciler ve izleyiciler de eminim müzik ruhun gıdasıdır derler, aynen, ya. O aynen ruhun gıdasını aldılar. Tabii ki programında çok faydalı, eminim çok iyi bilgiler veriyoruz. Elimizden geldiği kadar. Aynen. Ve biraz önce söyledin ya, niçin toplanmıyoruz? Evet. İnşallah toplanacağız. Bunu bir konuşalım. Gündemimizde var, evet, dediğim konuşalım gibi düşünmüştük ama toparlayamadık. Evet. Aniden gitmeler, evet, gelmeler oldu. Şimdi bu toplantı nasıl olacak? Bir de size bir sözüm var benim. Sonra şey yapalım. Bir de size bir sözüm vardır profesörüm. Bugün katılamadım ama ikimiz baş başa Sayın Cumhurbaşkanımı ziyarete gideceğiz. İnşallah. Bütün İnşallah Yağmuralanlılar gideriz adına. Tabii arzu eden varsa buyursun gelsin. İnşallah. İnşallah. Ve tabii ki demin söylerken şey yaptım. Tabii ki araya girildiği için. Ben mesela 5 yıl askerlik yaptım. Ve 20 yaşında üniversiteye gittim. Ama arkadaşlarımın çoğu 18 yaşında, fakat ben 40 yaşında bir insanın olgunluğu var gibi bende. Evet, az önce yani zaten onu konuştuk. Onu konuştuk. Onun için doğmadan, o olgunluk büyümeden, evet, yani evet, bakın büyümeden aslında büyüdünüz. Evet ve tabii ki biz hariçten lise bitirme imtihanlarını biz Yeşilırmak'ta, evet, Erenköylüler Erenköy'de yaptı ve çok başarılı da bilim insanları, öğretmenler çıktı hem Yeşilırmak'tan hem Erenköy'den. Ben niçin? Evet. Çünkü biz o Hayat Üniversitesi var ya, o bizi, evet, yolgunlaştırdı. O çok gece önemli. Gündüz çalıştık, inat ettik, evet, ve başarılı olduk. Dün bir arkadaşım uğradı bana. Dedi ki, ben dedi çok güçlü bir kadınım dedi. Her işi yapabilirim. Ben de dedim ki, ben de evimde her işi yapabiliyorum dedim dışarıda. Yani Tanrı bizlere öyle bir güç verdi ki, örneğin çeşmemiz arızalanır, tamir edebiliyoruz. Yemek pişirebiliyoruz, çocuk doğurabiliyoruz, çok iyi şekilde yetiştirebiliyoruz, kitap okuyabiliyoruz, spor yapabiliyoruz. Bunlar gerçekten güçten ileri gelir. Yani insan kendini ne kadar çok güçlü hissederse o denli daha da güçlenir. Bir spor yapmak, bir kitap okumak ve hele hele ailesini, sülalesini böyle hiç bıkmadan, usanmadan günahları ile sebapları ile sevebilmek, işte bu insanlıktır. Bu o insanın kendi gücü ve kalbinin güzelliğidir ki bizler de o toprakların insanları, atalarımız bize çok şey bıraktı. Ama her zaman, her zaman atalarımızı anmadan, es geçmeden mutlaka anıyoruz. Gerek kitaplarımızda, gerek programlarda ne yaparsak mutlaka onların ismi geçer. Çünkü saygılı insanlarız. Ve inşallah, inşallah bizim durumumuzda olan insanları bir takım insanlar görerek feyiz alırlar. Çünkü saygı ve sevgi bambaşka bir olgudur. En büyük zenginliktir dünyada. Değil mi? Evet. Biz atalarımızı örnek aldık. Aynen. Biraz önce konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediğim. Evet. Benim babam, sizin babanız, evet, ve Şevki Bilsoy'un babası 1924 yılında ilkokulu bitirdiler. Evet.
ilkokulu 1-1,5 saat yürüyerek gidip geldiler. 50 mil yani 64 kilometre. Ve nereye giderlerdi? Süleymaniye giderlerdi Kapadokya'dan. Bazında Günebakan'a. Ve ondan sonra da Rüştü'ye gittiler. Ve 1927 yılında babam ve babanız mezun oldular. Müderris dayınız bir rahatsızlığı oldu ve devam edemedi. Yani düşünün, Yağmuralan yani Kıbrıs'ın en uçra köyü 1963 yılının 25 Şubat günü, pazartesi günü Yağmuralan Türk Talebe Birliği bir bayram eğlencesi yaptı. Evet. Tamam mı? Bu bayram eğlencesini Hüseyin Maşera'nın kahvesinde düzenledik. Kendileri de amcam oluyor. Bu arada söyleyeyim. Amca babası oluyor. Tabii. Babası oluyor. Şimdi benim babamın kahvehanesi vardı. Evet. Bunların kahvehanesi vardı ama genişletmişti. Daha büyüktü. Tabii esasında Talebe Birliği Başkanlığı benim idi. Her ne kadar 2 yaş benden büyük ise ve kendisi de bir konuda en büyük rollerden birini aldı. Güreşte. Güreşte Nevzat Hüseyin ile Enver Niyazi. Onu ama bilmiyordu. Sen hatırlaman lazım. Ya ben onları yani gerçekten, ondan ben şey gerçekten bekliyorum. Bilmiyorum. Benim aynı zamanda bir fotoğraf makinem vardı. Epey fotoğraflar çektim. Ya, yalnız ben dünyayı gezdim. Bir dakika, benden bir şey söylemek istiyorum. Fotoğraf kaldı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim çocukluğum var mı sizde? Ben çocukluğumu İngiltere'de buldum, onu aldım. Yok. Yani işte hem elimde çiçekler. Çok gezdirdiğim bir fotoğraf var medyada. Evet. O da Eylül 1962 yılında çekilmiş. Evet. 8 gencin çekildiği, Veysi abinin abicim, de olduğu vay. O fotoğraf. Sen yoktun o gün orada. Ferihat Ayrin evlendiği günü diyor. Kim o? Ferihat'ı yeşil çektiniz onu. Ferihat'ı çocuk var. 8 çocuk var. Evet, benim makineyle çekilmişti. Maşallah. Çünkü ben bir fotoğraf makinesi aldım. Bir top aldım. Evet. 25 şiline. 25 şiline. Ayakkabı zaten aldım 25 şiline. Bir de Adler Daktilo aldım. Zaten ne yapıyordunuz Adler sizler? Adler Daktilo da 12 liraya. Aldım. Ya saz alırdınız, evet, ya, evet. Ya keman alırdınız. Bir de piyano aldım, küçük piyanocuk. Şeyim o kadar evet. En kötü notum şeydi. Müzik veresiydi maalesef. Gerçi, olsun onu biz ama tamamlıyoruz. Ama gene de birinci onu gelirdi. Bizler, olsun, her yerde onu, birinci gelirdi. Onu bizler tamamlıyoruz. Onu siz telafi ettiniz. Evet. Zaten evlenirken de çok dikkat ettim. Eşim hem sanatçıdır hem müzik. Hem resim sanatçısıdır. Çok güzel. Ayşe. Çok güzel. O da selamlarımız olsun. Selam yolluyorum sana. Hani geliyordun? Hani geliyordun? Ne işin var İngiltere'de? Ama ya, haklısın hani orada bebelerin. Hani bir işi çıktığımız için. Evet. Evet. Kızımız istedi. Evet. Torunlarımız istedi. Evet. Gitti. Allah başlasın. İnşallah bundan sonra evet. Birlikte geliriz. Yani daha ne söylemek istiyorsunuz? Çünkü yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. Çok özel söyleyemediğiniz ne vardır? Söylemek istediğiniz ve söyleyemediğiniz ne vardır? Şimdi söylemek istediğim, söyleyemediğim, her şey söyleyemeyiz. Küçük geldi bize, az geldi bu program. Bir kere 10 yıl önce bir belgesel yaptırmıştım ben Yağmuralan için. Akşam yine onu koydum. Onu ararken bir de baktım, bir de Aslan ve Güç'ün 2 veya 3 tane Yağmuralan programı var. Hı hı. Bir programını buldum. Hı hı. Orada 3 kişi vardı. 2 tane İlmiye, bir de Fahriye. Onu da YouTube'da gördüm. Evet. Ara sıra belki bu programa olmadı ama bir sonraki programa onlardan da biraz olur. Çalabilirsin.
Biz onu daha önce yaptık. Tamam. Yaptık. Ama böyle bir günde bekledim. Evet, biraz çok kısalıyorum şey sözlerinizi çünkü evet. Sona geldik. 60. yılda bir Yağmur Olan belgeseli daha yapmak için projem var. İnşallah başarırım. Hepinizi de o projede dahil olmanızı isterim. Bize İnşallah. Bu fırsatı verdiğiniz için size Ada TV'ye yönetim kuruluna herkese sonsuz teşekkürler. Yağmur Olan'ı unutmadık, unutmayacağız. Yaşatacağız. Yaşadıkça bizden sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız yaşatsın. Yağmur Olan bir efsanedir. Kıbrıs Türkü'nün en güzel Kıbrıs köylerinden bir tanesi. Mücadele tarihinin evet. En önemli köylerinden biridir. Evet. İyi ki Yağmur Olanlıyız. Ne İyi mutlu bizlere. İyi ki Yeşilırmak Sancağı'nın mücahitleriyiz. Ve bu memlekete de bu kadar hizmet ettik ve hizmet edeceğiz. Devamlı evet. olarak hizmet edeceğiz. İyi. Teşekkür ederiz. Ben de size bir profesör olarak bir arzum vardır. Hüsnü dayım biliyorsunuz çok büyük emekleri oldu. Başka bir programda kendi evlatlarından veya torunlarından birlikte bunu bir konuşalım aramızda. Ve burada Hüsnü dayımı anlatalım. Çünkü çok büyük emekleri olmuştur mücahitlere. Evet, Hüsnü dayım. Onunla ilgili bak, biz sokak, ikimiz kendi aramızda. Orhan geldiği zaman evet. birlikte çıkalım. Tamam, şimdi aynen öyle yapalım. Benim adım sokak var ya, evet. belki de Enver Hüsnü sokak. Yeah. Bak, evet. Enver Hüsnü. Çok iyi tanırdım. Evet. Hüsnü dayım ayrıca. Enver abim o çocuğu halen, aldılar. Halen bulunamadı. Halen bulunamadı. Evet Nevzat abicim sen ne söylemek istiyorsun? İki kelime. Neyi söyleyeceğiz? Söylenecek bir şey çok şey var da. Mutlu oldun mu buraya yani, geldiğin için? Evet ben seni... Yani sizi takip ederim yani ben zaman zaman vaktim olduğunda televizyonu çok açarım. Çok teşekkür ediyorum. Benim hanıma da derim bak bizim yeğen ben daima sizi çok överim haberiniz olsun. Ay teşekkür ederim. Biz kardeşiz derim. Bak, helal. Biz kardeşiz yani senin abilerinle Orhan'la hala da rahmetli öyle. Ama sizin bak ilmeğe inan. Evet. İyi ki bak geçen sene devamlı gider görürdüm bizim Osman rahmetli. Ve geçti bir senede fazla gidemedim oraya. Ben de buradayım. Dedim geçenlerde, yani ölmeden rahmet olmam dedim ya gideyim bir göreyim. Hem bizim yeğenleri görürüm hem de şey tayfun balık yapar, balık da alırım. Bereket versin ki gittim ha. Gittim gördüm. Bak şey de çektirdik orada bir daha fotoğraf çektirdik. Harikasınız. Ben İlmiye hem evet. Osman'la beraber. Bir hafta sonra rahmet yok. Anılar fotoğraflarda kalır. Evet Nidaya abicim sen ne söylemek istiyorsun? Söyledik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ne yapalım işte. Sizi stüdyo görürdük. Dedik ki bir gün herhalde biz de uğrarız ya. Yol düşecek ya bugün. Düştüm. Çok da iyi oldu. Evet ben kendi adıma Ada TV olmadan zaten biz bu programları yapamayız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve bu kadar güzel köyümüzü anlatma imkanı sağladığım için. Ayrıca çok teşekkür ediyorum sizlere. Çünkü sizler benim büyüklerim. Siz olmadan ben bunları anlatamazdım. Tek başıma ifade edemezdim. Ama umarım ilerleyen süreçte çok daha güzel olaylara Yağmur Olan adına imzalar atacağımıza inanıyorum. İnşallah. Başarılarının devamını dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle. Oturduk. Bir güzel köyü anlattık. Ve diyorum ki hoşça kalın ama hep bizimle kalın.
başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık.